Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel iki rengimle güzel iki şiş örgü modeli hazırladım. Yapılışını anlatacağım. Modelimi de şöyle kremli arkadaşlar. Güzel bir koyu rengim var. Şöyle gül kurusuna benziyor, pembenin koyusu diyelim. Şişlerimde iplerime uygun 3 numara. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İlmeklerimi attım, hazırladım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde kat sayılarını hemen verelim. Her bir desenimizi ikişer ilmek üzerine atıyoruz. 2 2 2 2 artı yine 2 ilmek. Örgümü çeviriyorum. Lastik örmeden başlayacağım. Büyük parçada ördüm. Onu da göstereceğim. Ona haroşa lastik döktüm arkadaşlar. Göstereceğim. Lastik sizde örülebilen bir model. Şöyle düz örüyorum. Düz ördüm. Örgümü çeviriyorum. Şimdi koyu renkli ipimi bağlayacağım. Renkli ipimi de bağladım arkadaşlar. Renk geçişi olduğu için baştaki ilmeğimi ördüm. Bir kez arttırma işlemim var. Bakın bir kez arttırdım. Şimdi bu iki tane ilmeğimin içinden ilmek çıkartıyorum. Bu iki ilmeği bırakmıyorum. Bir kez doluyorum. Bu iki ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi arttırdım ve 2 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum. Buraya kadar bir model. Şimdi arttırıyorum. Bu 2 tane ilmeğimden 3 ilmek çıkartıyorum. Bütün işlem bu aslında. 1 oldu. Arttırdım. 2. Üçüncüyü ördüm. 2 ilmeğimin içinden 1. 3. Neden böyle anlatıyorum? Çünkü yabancı izleyenlerim var arkadaşlar. Başka ülkelerden izledikleri için bizim konuştuğumuzu anlamıyorlar. Onun için tarif ede ede. Bakın. 2 ilmeğin içinden 1 ilmek. Arttırma işlemim var. Bu 2 ilmeğimin içinden 1 ilmek daha çıkartıyorum ve bırakıyorum. Arttırıyorum. 2 ilmeğimin içinden ilmek çıkartacağım. Bırakmıyorum. Arttırıyorum. 2 ilmeğin içinden 1 ilmek daha. 3 tane oldu. Arttırıyorum. 2 ilmeğimin içinden 1 ilmek. Arttırıyorum. Tekrar çıkartmadan 2 ilmeğin içinden 1 ilmek. 3 tane olunca çıkartıyorum. Arttırıyorum. Son 2 tane ilmeğimi yapıyorum. Arttırıyorum. Bırakıyorum. Ve kenar ilmeğimi öreceğim. Örgümü çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters öreceğim fakat 2-2. Bakın. Şöyle. 2 tane 2 tane ters öreceğim. İkisini bir aldım. Şimdi de bu 2 tane ilmeğimi şöyle önüm parmağım gelmesin görün. İkisini bir ters ördüm. İkisini bir ters örüyorum. Şöyle. 1 2. İkisini bir ters örüyorum. İkisini bir ters örüyorum. İkisini bir ters, ikisini bir ters, iki ilmeği ters ördüm, iki ilmeğimi ters, ve kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, şimdi renk geçişi yapacağız. Şöyle göstereyim.
Krem rengime geçelim. Renk geçişlerinde örüyoruz baştakileri. Baştaki tek ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bir püf noktası var. Modelimizin düzgün durabilmesi için bunların yönlerini değiştiriyorum. Şu şekilde değiştiriyorum. Dikkat verin. Bakın. Böyle bunu aldım. Yavaş çekeceğim. Bunu da böyle aldım. Ve tekrar takıyorum. Şöyle. İlmekler ters örer gibi olacak. Şu şekilde alıyorum. İkisini bir önce arttıracağım. Pardon, önce arttırdım. İkisini bir örüyorum. Şöyle. Arttırıyorum. Çıkarmadan ikisini bir daha örüyorum ve çıkartıyorum. Bir ilmekten, iki ilmekten üç ilmek çıkartıyorum ve arttırıyorum. Hep aynını yapıyorum. Burada yapmamız gereken bu ilmeklerimizin yönünü bu şekilde ters örgü ilmeği gibi yön vereceğiz. Bakın. Şu an ters örecekmişim gibi olacak ilmekler, bu iki ilmek. Şöyle arkadaşlar, ikisini bir kesip ördüm düz. Arttırdım, tekrar düz örüyorum, bırakıyorum. Arada arttırmayı unutmayalım. Bakın, arttırmayı ben unuttum. Bunu tekrar yapacağım. Arttırıyorum. Tekrar yapalım. Arttırıyorum. Önce ilmeklerimin yönünü bu şekilde değiştiriyorum ve bu ilmeklerim şöyle, bakın, önüme bu şekilde gelecek. Daha sonra bu şekilde ördüm, arttırdım, bir kez daha ördüm, bıraktım. Arttırma işlemi yaptım. Şu şekilde ördüm. İkisini bir geriye taktım. İkisini bir ördüm, arttırdım. İkisini bir ördüm. Arttırma işlemi hiç unutmayacağım. Yoksa ne olur, modelim güzel durmaz. Çok kolay bir model. Bu ilmeklerimizin de yönlerini değiştiriyoruz. Bu kadar kolay. Örüldükçe de marul gibi dökülüyor modelimiz. Örgümü çeviriyorum. Bakın, çok güzel oldu. Çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi örüyorum. Ters. Bakın, iki ilmeğimi ters. İki ilmeğimi ters. Hep böyle öreceğiz. Modelimiz çıktı. Ben bir kez daha renk geçişi yapacağım. İyice belli olsun, benim de içmesin için. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da bu modellerden başlasın. Çok kolay bir model. Ve son ilmek. Örgümü çeviriyorum. Bakın, ilmeklerimizin yönlerini değiştirdiğimiz için böyle ilmekler net. Çok güzel gözüktü. Şimdi pembe ipimize tekrar geçeceğiz. Hemen renk geçişi yapıyorum değerli takipçilerim. Baştaki ilmeğimi örüyorum, rengi değiştiriyorum. Şimdi bakın, ilmeklerimiz bu şekilde ya. Bunu değiştireceğiz. Yapmamız gereken bütün püf nokta bu. Arttırıyorum. Yine aynı şekilde. Arada arttırmayı unutmuyorum. İlmeklerim yönünü değiştiriyorum. Arttırıyorum. İlmeklerimin yönünü bu şekilde değiştiriyorum. Arttırıyorum. İlmeklerimin yönünü arttırdım.
son iki tane var. Burada arttırıyorum. Çeviriyorum. Baştaki ilmeği örmeden alıp ilmeklerimi 2 2 ters örüyorum. İkisini bir ördüm. İkisini bir ördüm. İki ilmeğimi bir örüyorum. Ve modelimiz çıktı tamamen. Şöyle bir görüntümüz var. Çok güzel bir görüntü. Bakın. Şimdi büyük parçamı da göstereyim. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Büyük parçamla bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Çok güzel bir model. Büyük parçamla bu şekilde, biraz büyük başladığım için şöyle iki tane şişle göstereyim dedim. Bakın muhteşem bir model. Ben çok beğendim. Sizlere de anlatmak istedim. Sizler de torunlarınıza hediyeler, yelekler, ceketler örebilirsiniz. Erkek rengi yaparsanız erkek çocuklarına da süveter örebilirsiniz bu modelden. Çok güzel dökümü var. Şapka olur arkadaşlar. Şal olur, atkı olur bu modelde. Kalın iplerle de denerseniz bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. İlla ki iki renkle öreceksiniz diye bir kaide yok. Evde kalan iplerinizi renk renk yaparak değerlendirebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.